Üç Öküz ile Aslan. Çok eski zamanlarda, zamanın behrinde, ormanda üç öküz yaşarmış. Bu üç öküz de sapsarıymış. Masalcı Esop şiir gibi yazmış bu masalı. Üç öküzler adını bir zamanlar 7'den 70'e herkes bilirdi. O çengel boynuzlar, yağlı mı yağlı gerdanlar, tıpatıp birbirinin aynısı gibiydi. Sabahleyin birlikte giderlerdi çayıra, birlikte dönerlerdi akşam yuvalarına. Bir aslan geziyordu bunların peşi sıra, şunları birer birer tenhada yakalasam da, bir güzel karnımı doyursam diyordu. Aslan bu, ormanlar kralıydı sonuçta. Doğasında da diğer hayvanları av yapıp karnını doyurmak vardı. Ormanlar kralı aslan günler günler boyu uğraştı. Üç öküzün peşinden çok mu çok dolaştı. Ama bir türlü onları birbirinden ayırıp da tuzağına düşüremedi. Aslan son çare olarak tilki gibi bir kurnazlığa başvurmak istedi. Tıpkı kötü niyetli insanların yaptığı gibi o da bir kurnazlık düşündü. Öküzlerin arasına bir fitne soktu. Söylediği yalanla öküzler birbirine düştü. Ormanda hep birlikte gezen, günleri hep beraber, birlikte güzel güzel eğlenerek geçiren üç öküz, aslanın bu fitnesi yüzünden birbirinden ayrıldılar. Aslında üçü de birbirinden ayrıldıkları için hiç mi hiç mutlu değillerdi. Ama aslanın kurnazlığı sayesinde birbirinden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Dostlar arasına sokulan fitne bir ağacın bedenindeki kurt gibidir. Nasıl dostu birbirine düşürür, birbirine küstürürse kurt da ağacı zamanla yer bitirir. Artık ağacın bir tek yeşil yaprağı bile kalmaz, kurur gider ağaç. Üç öküzlerin dostlukları da aynen böyle bitmişti. Sonra ne mi oldu? Hep birlikte, üçü bir aradayken aslanın bir türlü tuzağa düşürüp avlayamadığı bu öküzler aralarına fitne girdikten sonra ayrı ayrı gezer olmuşlardı. Böylece de aslan birer birer çok kolay bir şekilde onları tuzağına düşürdü. Sonunda da midesine indirdi. Birlikten kuvvet doğar demiş atalar. Bir arada olmak her zaman daha güçlü yapar. Masalcı Ezop'un da dediği gibi, yaşarsa bir ulus birlikte yaşar. Beş parmak bir arada değerlidir. Birlik bozulunca adımlar bile şaşar. Ayrılık sokanlar da hiç mi hiç insan değildir. Ne diyelim? Herkes eşine dostuna sahip olsun. Araya da fitne sokulmasın. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri her zaman dost kalmasını bilenlere, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone ol ve videoyu